Arap Yarımadası'nda doğan İslamiyet'in Türk dünyasında benimsenmeye başlaması, Karluk Türklerinin Müslüman Araplarla ittifak yaparak 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı savaşmasıyla başlar. Savaşta İslam ordularının galip çıkmasıyla Çin Orta Asya'dan çekilir ve burada İslamiyet güçlenmeye başlar. 10. yüzyılın ikinci yarısı ve 11. yüzyıl boyunca Çüy ve Talas vadilerinde İslamiyet yayılır. Türk dünyasına bugünkü Kırgızistan topraklarından giren İslamiyet, birçok kültürün bir arada yaşadığı Kırgızistan'da yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Kırgızistan'da Ramazan, Ramazan'ın geldiğini haber veren Ca Ramazan manileriyle başlar. Komuz eşliğinde söylenen Ca Ramazan manileriyle ev ev dolaşılır. Ev sahibinin Ramazan'ı kutlanır. Ev sahibi Ca Ramazan söyleyenlere ikramlarda bulunur veya para verir. Ca Ramazan geleneği bugün de canlı bir şekilde Kırgızistan'da yaşatılmaktadır. Bişkek caddelerinde, özellikle restoranların önünde Ca Ramazan manisi söyleyen çocukları görmek mümkündür. Müslümanların kutsal ayı Ramazan, Kırgızistan'daki çeşitli kültürlerde kendine has geleneklerle yaşar. Kırgızistan'ın güneyinde Özgön şehrindeyiz. Sahur vaktinde bir ev. Kur'an'daki Bakara suresinin 187. ayetinde denildiği gibi, sabahın beyaz ipliği, siyah ipliğinden ayrılmadan hemen önce tutulacak oruç için hazırlık yapılıyor. Gün batımına kadar hiçbir şey yenilmeyecek ve içilmeyecek. Ancak bu beyhude bir aç kalma değil. Bedenen yapılan bu ibadet, nefsin arzularıyla mücadele ederek temizlenmesine yöneliktir. Sabahla birlikte akşamki iftar yemeği için hazırlıklar başlıyor. Kırgızistan'ın güneyindeki Özgön kenti sakinleri iftar için pazar alışverişine çıkıyor. Kırgızistan'ı Çin'e bağlayan karayolunda bulunan Atbaşı ilçesinde bir cuma günü. Yükseklik 2046 metre olduğundan Atbaşı sakinleri güneşli ama serin bir yaz mevsiminde Ramazan ayını yaşıyorlar. Bir evde koyun kesiliyor. İftara konuklar çağrılmış. Bu yaxşı şaşlık bolat. Köyün çazır teret köskende. Bir tane kuyruk kaltırmayalım, can başka dağı. ...105 yıllık tarihi medrese, Kırgızistan'da geçmişten bugüne bir köprü.
Bu meçit 1908 yılları, 9 yılları bitirilgen eken de bu meçitke sebepker bolgan bizdin ata babalarıbız Çelik'tin biyleri bolgan eken çok mıktılar. 1937 yıldan başlap ушул эле коммунисттердин убагында bunu бузганга токтом чыгарылган. Эми бул жердин эмне себептерден бул кампа болуп, мал сарай болуп ошондой себепти башкалмара сактап калганда биздин чоң аталарыбыз мечитти дагы. Андан кийин бул 2005-2007 жылдары ушул үстүн жаптырып, бизди аракет кылып келди дагы ушул мечитке чүйдөн жаңы жер медресесинен келип ушул жерге балдар жайкысын келип окуп кетип атат. Allahu Samad. Mana bu kitap üstüne mana aslında turu apşukka ya. Anın üstünde de kara cavu var eki. Oşunun ortasında kesit korulup ayva katılıptır. Kesit 1937 yılı Stalin'in uğruna kestiken de. Bu to açıp atkan dile gübülüp çıkıp aldı. Kur'an ma karabaşlar bu. Kur'an kadınkide saktalıp kalan. Burası Oş, Güney Kırgızistan'ın manevi ikliminin en yoğun olduğu şehirlerden birisidir. Hatta bu anlamda baş şehirdir. Oş şehri dini ilimler açısından, hayatı yaşanması açısından çok önemli bir şehirdir ve Ramazan da burada çok canlı kutlanıyor. Oş şehrindeki Süleyman Dağı, bölgedeki Müslümanlar tarafından kutsal sayılmaktadır. Efsaneye göre Hazreti Süleyman'ın Oş'a geldiğinde geceyi sabaha kadar dua ederek bu dağda geçirdiği, hatta Hazreti Muhammed'in de burada ibadet ettiği rivayet edilir. Ramazan ayında ziyaretçisi çok olan Süleyman Dağı'nın ve üstünde yer alan müzenin diğer aylarda da ziyaretçisi hiç eksik olmaz. Burası Oş'un manevi temellerinden en önemli yerlerinden birisi Mevlana Siracettin Hazretleri'nin kabri. Mevlana Siracettin Hazretleri Nakşi geleneğin 32. halkasıdır. Oğlu Mevlana Siracettin Sakıp da birlikte burada yatıyor. Niye önemli burası? Atayurt ve ana yurtun manevi temellerinden biri. Çünkü o Mevlana Siracettin'in oğlu Sakıp Hazretleri Abdülhamit'le görüşüyor. Türkiye'ye gidiyor. Orada bir süre eğitim veriyor. Sonra tekrar buraya dönüyor ve burada vefat ediyor. Bu kabri şerifi Nakşi geleneğe sahip Türkiye'li kardeşlerimiz yaptırdı. Bu manevi temel açısından önemli. Selahattin Sakıp'ın öğrencisi olan, Rus işgaline karşı direnişin kadın kahramanı Kurmancan Datka'nın temsili anıt mezarı, vasiyetine uygun olarak Kırgız Devleti tarafından hocasının mezarının yakınına yaptırılmıştır. Kurmancan Datka, Hokant Hanı olan eşi Alınbek Datka'nın ölümü üzerine hanlığın başına geçerek direnişe devam etmiş, sonunda Ruslarla stratejik bir anlaşma yapmıştır. Atbaşı erkekleri, sert geçen kış aylarında ısıtması zor olduğu için yıktıkları caminin hemen yanına inşa ettikleri yeni camide, İslamiyet'in kutsal gününde ibadetlerini yerine getirmek için cuma namazına gidiyorlar. Namaz kılmak için temiz olmanın şartını kimisi evinde yerine getirmiş, kimisi de caminin bahçesindeki tulumbadan çıkan suyla abdestini alarak bu şartı yerine getiriyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ve Kırgızistan Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 22 yıl geçmiş. Ramazan'ın akır bu gününde aydın başına dayanacağı boşaltılanlarda da Ramazan hakkında vaaz veren imamı dinleyenler, Kırgızistan'ın bütün şehirlerinde olduğu gibi artık dini, sosyal yaşamın içinde daha özgür yaşıyorlar. Başka vakitlerden, başka cennet, başka yıllardan bu dair tamam edecek. Bir adam Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem bize. Allahu Ekber, Allah. Herkesi namaza çağıran ezanla birlikte cuma namazı başlıyor. Bişkek'teki merkez camiinde
kalabalık bir cemaat göze çarpıyor. Gün biterken Kırgızistan'ın dört bir yanında iftar hazırlıkları yapılıyor, yemekler hazırlanıyor, sofralar kuruluyor. At başında bir Kırgız evinde sabah kesilen koyun etinden iftar için Kırgız milli yemeği beş parmak hazırlanıyor. Koyunun eti ve sakatatları bir arada pişirilerek aynı suda haşlanan hamurla servise hazır hale getiriliyor. Bir Uygur yine Kırgızistan'daki eski Ramazanları ve bugünü anlatıyor. Sovetler mevsimde rıcak şötçü. Anda üyüye ait tatçı, üyüye göp orzu bitkınçı oğuz açırıp çıkırışçı. Azır çıkırsa var, çıkırması var mı? Gelinleri çıkır, gelinim gelinleri çıkır oğuz açtırıp atır. 5 yaşar ne veriyor da var at, namazı. Andan çoğurağı da var at, namazı. Taravağa var at, papası benim koşu. Meşitke vargan jaş baldar azı göğüydü, namaz okuyan baldar abdan ile göğüydü azı. Совет учурунда ороза кармагандар азыраак болчу. Kimileri evlerinde oruçlarını açarken, kimileri de camide verilen iftara katılıyor. ...1944'te bugün Gürcistan sınırları içinde bulunan yurtları Ahıska'dan Orta Asya'ya sürgün edilmiş Türkler, hassasiyetle korudukları birliklerini günümüzde yaşadıkları ülkelerden biri olan Kırgızistan'ın Kant şehrinde toplu iftarlar yaparak pekiştiriyorlar. Sıkıntıda olanlara, dardak alanlara, boynu buruklara seninle imdat olsun, yardım olsun, dualarımız kabul olsun... Ramazan şerfi yüz hürmetine niyatlarımızı kabul et, her türlü noksanımızı affet. Kırgızistan'da Sovyet döneminde aynen Sovyetlerin başka ülkelerinde olduğu gibi Ramazan ayında Ramazan'ı gizli tutardılar. Bilhassa eğer resmi bir görevde çalışıyorsa onun Ramazan tutması mümkün değildi. Eğer bundan devletin haberi olsaydı problemler çıkarıyorlardı. Ama iftarlarımız yine vardı. Akşamlar sırayla Ahıskalılar evlerinde şimdi olduğu gibi ama çok küçük grup halinde iftarlar yapılıyordu. Kur'an okunurdu. Her köyde kayır resmi bir imamımız vardı kendimizin. Onu dinlerdik. Ama şimdi şükürler olsun. Mescitler, teravih namazları, her şey güzel. O zaman biz bayram namazlarını hep mezarlıklarda kılardık, camilerin olmadığından. Şimdi neredeyse her köyde mescit, cami vardır. Namazlar kılınıyor, gördüğünüz gibi iftarlar geniş şekilde yapılıyor. 92'de Kırgızistan hürriyet kazandıktan sonra insanın dinini tutmasında hiçbir sıkıntı yok. Kırgızistan Müslüman bir ülkesidir. Burada dinimizi rahat yaşayabiliyoruz. İbadeti elden koyman, beni aklızdan unutman, hak divanında utan durman, gedar oldum ben hem elveder. Kırgızistan'ın Tokmok şehrindeyiz. Özbek bir dedeyle Uygur ninenin evlerinde gelinleri iftar yemeği için Uygur milli yemeği olan lagman hazırlıyor. Lagmanıdır. Тогда уже а так уже да я подливаю ток. И всё. Mübarek Han Nine için eski Ramazanlar Sovyet dönemine denk geliyor. Kişine gelmen apam da karmaçı, ödevgülerden bağırı karmaçı, anan kimin de karmaçı. Biz de ola vaktimizden katı karmaçı da orızı. Orızı karmadık bildirgen yok biz. Biz şükürge varganda dağı, cönlüğünü suyunu ozuz kalın da tövbe çıtaçız, dinlerce paketçimiz.
su içtiğin, içip nazaka getirmeyin, nazaktan dökmüşler. Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde Müslüman Çinliler olarak bilinen Dunganlar da yaşıyor. Dunganlar, Talas Savaşı sonrası süreçte Çinliler ve Arapların evliliklerinden doğan bir etnik yapı. Dunganlar da iftarda kendilerine has yemekleriyle oruçlarını açıyorlar. Başkent Bişkek'te lokantalar iftar zamanı dolup taşıyor. Ramazan'da iftar veren kişi, davet ettiği kişilere iftar sonrasında diş kirası adı altında para veya hediye verir. Eski bir gelenek olan diş kirası, ikram sahibinin sevap kazanmasına vesile olduğu için konuklarına bir teşekkürüdür. Teravihlerde gençler çoğunlukta. Cuma namazlarında gençler çoğunlukta. Bu ne demek? Bu şu demek. Daha 20 yıl oldu. Yeni bir paradigmaya geçişte. Bu kadar gencin camilerde olması harika bir şey. Mesela biz kendi camimiz için söylüyorum. Bu yaz kursu açtık. Üst tarafta erkek çocuklar, alt tarafta kız çocuklar. Cıvıl cıvıldı. Ve teravihe de getiriyorlar çocuklarını. Ve Peygamber Efendimiz'in o hadisi şerifini biz merkeze alıyoruz. Yani eğer mescitlerde, camilerde çocuk cıvıltısı olmazsa o ümmetin geleceği yoktur diye. Orta Asya'da, Türklerin ata yurdunda, Kur'an'ın Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'ni kimileri evlerinde dua ederek geçirirken, kimileri de ibadet etmek için camilere adeta akın ediyor. Asırlar önce Türklerin büyük yolculuğunda taşıdıkları Türk-İslam felsefesi, Orta Asya'nın toprağındaki köklerinden Anadolu ve Balkanlara bir ağacın dalları misali uzanıyor.